daha önce de hem kamuoyuna hem basına hem de iç yapımıza yapmış olduğumuz bilgilendirmeler üzerine seçim sürecini değerlendirme toplantıları aldığımızı, yaptığımızı söylemiştik. Bir süredir bu toplantılarımız devam ediyor. Bugün de iki partimizin parti meclis örgütleri bir arada, Yeşil Sol Parti ve HDP parti meclisleri bugün toplanıyor. Bu toplantıdan önemli sonuçlar çıkaracağımızı, önemli bir çıkış yapma amacıyla bir ivmeye dönüştüreceğimizi umuyorum. Çok ciddi tartışmaların, çok ciddi değerlendirmelerin olacağı bir toplantı olacak. Şimdi de hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Başlarken sözü eş sözcümüz İbrahim Altın'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen değerli halklarımız ve sevgili arkadaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayrıca hem Halkların Demokratik Partisi parti meclis üyelerine hem de Yeşil Sol Parti parti meclis üyelerine verimli bir toplantı için buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, bu toplantıya başlamadan önce ağır bir seçim dönemini hep beraber yaşadık. Türkiye tarihinin ilk kez yaşadığı iki aşamalı seçimi birlikte gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde partimizin ortaya koyduğu politikat bağlamında emeği geçen herkese sizlerin şahsında ve sizler için çok çok teşekkür etmek ve gerçekten bütün halkımızı buradan bir kez daha selamlamak hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, evet, bahsettiğimiz gibi Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini geride bıraktık. Ve bu seçimler belki de çok üzerine tartışılacak konuları içinde barındırıyor. Hem seçimin kendi kaderi ve sonuçları açısından hem de bizim açımızdan yoğun bir tartışma sürecinin içerisine girdiğimizi hep beraber görüyoruz. Ama bir şeyin altını ifade etmek isterim ki bu seçim sonuçları itibariyle Türkiye tarihinde görülmemiş antidemokratik, adaletsiz, hukuksuz, kuralsız bir seçimle karşı karşıya kaldık. Ve devletin bütün olanaklarıyla başta partimize, bileşen olan herkese ağır saldırı altında bir seçim siyasetini gerçekleştirdik. Biz bunların her türlü saldırganlığını, ceberrutluğunu biliyorduk ve buna karşı da önlemlerimizi almaya çalıştık. Ama sonuçlar itibariyle ortaya koyduğumuz siyasal hedeflerimiz bakımından eksiklerimize, zaaflarımıza yüzleşmemizin ortaya çıkarttığı sonuçlar var. Biz iddia ettiğimiz saray rejimi değiştirme konusunda elimizden geleni yapmamıza rağmen bir bütün olarak muhalefetin başarısızlığı içerisinde kendi hanemize düşen başarısızlığı kabul ediyoruz. Ama aynı zamanda iddia ettiğimiz başka bir şey vardı. Bu seçimler sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında daha demokratik bir hayatın inşa edilmesi, demokratik cumhuriyetin ortaya çıkartılması bakımından da hedefimiz vardı. Güçlü parlamentoda yer almak istemiştik. Ancak bu konuda da eksiklerimizle yine karşı karşıya kaldık ve kısmen başarılı olmamıza rağmen burada bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Ama bütün bunlara rağmen şunu ifade etmek isteriz. Bunların altında kalacak, bunların etkisinde kalacak bir durum söz konusu değildir. Halkımıza şunu söylemek isteriz. Türkiye'de bu kadar ağır, eşitsiz ve adaletsiz seçim karşısında değişim isteyen, iddiasını ortaya koyan iki kişiden birisinin itiraz ettiği bir seçim sonucu gerçekleşti. Yani halkımızın %50'si sandıklara gitmeyen insanlarımızla beraber daha fazlası bu rejimi değiştirmek için kararlı bir şekilde mücadele sahasında bulundu ve devam ediyor. Bir başka konu şu anda özellikle bir haftalık sonuç itibariyle değerlendirildiğinde açık çıktı ki bütün iddialarımız, yani bu ülkedeki mevcut rejimin yarattığı, saray rejiminin, tek adam rejimin yarattığı konu her şeyle açık açık ortaya dökülmeye başladı. Ve şu anda bakanlar açıklandı. Arkasından bir hafta sonra Türkiye'deki mevcut ekonominin iflas ettiği açığa çıktı. Ve bugün itibariyle Türkiye tarihinin görülmemiş altında, kurda en rekor yüksekliğini ortaya çıkarttı. Bunların faturasını halkaya tahvil etmeye çalışan saray rejimine buradan sesleniyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendinizi kurtarmak için, sarayınızı kurtarmak için yürüttüğünüz talan politikası iflas etmiş durumda. Ama bunun iflasını emekçilere, yoksullara,
bedel olarak ödettirmeyi kabul etmeyeceğiz. Ve bundan sonra Türkiye'nin özgürlüğü, barışı, adaleti, aynı zamanda eşitliği için mücadeleye daha güçlü bir şekilde burada yürüteceğimiz tartışmalarla, ortaya koyacağımız politikatla sizlerin karşısında daha güçlü olarak muhalefetin, aynı zamanda özgürlüğün, barışın sözcülüğünü sürdüreceğiz. Sevgili arkadaşlar, sevgili Mahfuz Güler Yüz arkadaşımızın söylediği gibi seçim sonrası biz diğer partilerden farklı olarak hiçbir şeyin açık, hiçbir şeyin gizli kalmayacağı şekilde açık, şeffaf bir şekilde bir tartışma sürecini ortaya koyacağımızı, bütün kurullarda, kurumlarımızla kolektif bir tartışma yürüteceğimizi kamuoyuna açıklamıştık. Eş başkanlarımızla beraber ilk günden itibaren yürüttüğümüz tartışmalar sonrası ortaya koyduğumuz tutumumuz açıkça Türkiye halkına ve halklarımıza seslenmiş olduk. Buradan şunu söylemek isterim. Gerçekten bu seçimler sırasında ortaya koyulan irade her şeye rağmen özellikle halklarımızın gösterdiği, partimize gösterilen ilgi, sandığa gitmekten uzaklaştırmak için her şey yapılmasına rağmen özellikle bölgede Kürdistan coğrafyasındaki halklarımızı ve Kürt halkını bir kez daha buradan onurlu direniş için selamlamak istiyorum. Ve bölgede bütün baskılara rağmen, seçim döneminde yürütülen her türlü saldırıya rağmen seçim stratejimize, sarayın kaybedilmesine karşı gösterdiği tutumdan dolayı da gerçekten saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Bir başka konuda bizim süreceğimiz tartışmalar sonrası, kolektif tartışmalar sonrası kendi sürecimizi, kendi kararlarımızı belirleme konusunda yürüteceğimiz çalışmaların buradan açık açık şunu söyleyeyim ki biz bütün halkımızla yüzleşmeye, eksiklerimizi görmeye, içeride, dışarıda, şu anda cezaevinde olan arkadaşlarımızla beraber bu tartışmaları kolektif olarak yürütmeye çok kararlıyız. Hiçbir şeyin kapalı kalmasını, eksiklerimizin örtülmesini istemiyoruz. Bu konuda açık bir tartışmanın yürütülmesine yanayız. Ama altını çizerek bir başka konu ifade etmek istiyorum. Bizim karşımızda bizi yıpratmak için, bizi birbirimize düşürmek için sürdürülen tartışmaya da prim vermek istemiyoruz. Kolektif tartışma konusunda, ortak akıl konusunda, kurumsal yapımız konusunda, bizi destekleyen desteklemeyen herkesin görüşünün alınması konusunda hiçbir sorunumuz yok. Ancak bu tartışmaları bizi yıpratacak, muhalefetin özellikle sözcüsü olma iddiamızı bertaraf etmeye çalışacak, hem Kürt halkı içerisinde birbirine düşürmeye çalışan çalışmalara, hem de Türkiye muhalefetinin ortak sözünü söylememizi engellemeye çalışan, terörize etmeye çalışan çalışmalara karşısında daha güçlü bir şekilde, daha iddialı bir şekilde duracağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla kongremiz öncesi en büyük kurulumuz olan Parti Meclisi'nin bu tartışmaları kolektif olarak yürütüp toplumsal olarak buluşturmasını sağlayacağını ve önümüzdeki sürecinde yeniden inşası konusunda güncellenerek kendimizi güçlü bir şekilde iktidara yürütmek konusunda sürdüreceğimiz çalışmalar konusunda şimdiden toplantımızın iyiliklere, güzelliklere, özgürlüklere, barışa vesile olmasını diliyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler İbrahim Hocam. Değerli basın emekçileri.